Türkiye'nin tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da 450 bin dekarda ekilen ve hasadına başlanan pamukta 250 bin 270 bin tonluk üretim bekleniyor. Tekstil, kozmetik, gıda ve yem sektöründe kullanılan pamuk Çukurova çiftçisi tarafından beyaz altın olarak nitelendiriliyor. Pamuk üretimi ülkemizde 5.2 milyon dönüm alanda pamuk üretimi yapılmakta ve 2.6 milyon ton kütlü pamuk üretimi üretilmekte. Ne yazıktır ki 2 yıl üst üste pamuk üretiminin artmasına rağmen üretimin tüketimi karşılama oranı %60'larda kalmıştır. Nacizane ki %40 fark ise ithalatla karşılanmakta. Biz %40'ını ithalat harcadığımız için, ithalatla yaptığımız için ülkemizde döviz gitmekte ve ülkemizde topraklar elverişli olduğu için, üretime de elverişli olduğu için aslında pamuk üretiminin daha fazla artırılması gerekmekte. Pamukta üretimin tüketimi karşılama oranı %60'larda kaldı. %40'lık farkı ise ithalatla karşılanıyor. Peki pamuğun bu yılki fiyatı ne? Pamuk fiyatları geçen yıl 2018 yılında ilk açıldığında 4500 liraya falan buldu ve hasatın ortasından ve sonuna doğru pamuk fiyatları birdenbire 3000 liraya falan buldu. Şu anda halen geçen yılki fiyatlarla satışı yapılmakta. Son yıllarda verilen destekleme primiyle pamuk ekim alanı 270 bin dekardan 450 bin dekara çıktı. Destekleme primlerinin arttırılmasıyla ekim alanları daha da genişleyecek. 2017 yılında devletimizin verdiği 80 kuruşluk destekle Adana ilimizde 270 bin dönüm alanda ekim yapılırken bir anda 330 bin dönüme, 2018'de de 455 bin dönüme ekim alanı yükseldi. Bu yılda aynı oranda ekim alanı var. Bu yılda biz havaların iyi gitmesinden dolayı Adana Ovası'nda henüz pamuk hasatının yeni başlamasına rağmen ileriki günlerde rekolte tam olarak ortaya çıkacaktır. Şu anki tahminlerimize göre 250-270 bin ton pamuk üretimi beklemekteyiz. Pamuk üreticisiyim. Bu yıl aile işletmesi olarak 600 dekar pamuğumuz var. Bugün Allah kısmet ederse, bereket verirse hasada başladık. İnşallah iyi bir yıl olmasını diliyoruz.